Peki sünnet hangi durumlarda sakıncalı olabilir hocam? Var mı öyle bir sakıncası da? Şimdi bir hazırlıklı yapıyoruz bazen. Mesela bilinen kanama hastalığı olan çocuklar, ailesinde kan pıhtılaşma problemi olanlar, bazı çocuklar ne bileyim epileptik yani sarı hastalıkları var ya da otistik yapıları var falan. Bunlardan yani böyle özel çocuklarda biz de özel hazırlıklar yaparak Evet. sünnetli yapıyoruz. Ve eğer enfeksiyon var mı yok mu, yapışıklıklar var mı yok mu, bir de peygamber sünneti dediğimiz Evet. hipospadyaslı çocuklar vardır. Onlarda da o sünnet derisi onarımda da bazen kullanılabiliyor. Harcanmaması gerekebilir. Ona da ön kontrollerle yapmak gerekir. Doğuştan sünnetli olunabiliyor mu çocuk? Olun, evet. Ama o sizin bu cümlenin karşılığı gibi değil. Yani mesela Ahmet'e sünnet yaptık. O bittiğindeki penisin yapısıyla o peygamber sünnetli dediğimiz doğuştan sünnetlilerin yapısı aynı değil. Sadece onlarda derinin büyük bir kısmı yukarı tarafta toplanır. Bir anomalidir esasında. Yani o peygamber sünnetli doğuştan sünnetli doğdu çocuğun falan bu iyi bir şey değil. Evet. Bu deri etrafında toplanır ve idrar yapılan ucundaki delik tam yerinde değildir. Daha aşağılarda olur. Hatta daha aşağılarda bile olur. Ayağına çişini yapabilir çocuk gibi böyle Yine sünnet olması gerekiyor olması gerekir. diyorsunuz. Sünnetten öte bu deliğin yukarı taşınması falan bayağı bir ameliyat olması gerekir. Evet, çünkü hocam gerçekten önemli bir konu sünnet. Çünkü çocuğun geleceğini belirliyor. Peki oluyor mu böyle vakalar hocam? Yalnız sünnet hani ikinci defaya bir sünnet yapma olasılığı olabiliyor mu? Şimdi oluyor, düzelttiğimiz sünnetler Evet, oluyor. düzelttiğiniz sünnetler oluyordur mutlaka. Ama mesela mukozası az alınmış ya da fazla alınmış ya da eğri dikilmiş gibi sünnetleri genelde düzeltilmesi yapılıyor. Da çok büyük hatalar değil. Ama tabii bir Evet. kere yapılmış olsa daha iyi. Onu da hem çocuk büyüdüyse çocuğun kendi de hoşlanmıyor mesela o durumdan. Veyahut da anne babalar mesela benim böyle düzelttiğim birkaç sünnet. Örneğin ben sünnet yapmışım. O anne baba da geçmiş olsuna gidiyor. Bakıyor. Bizimki böyle değil diyorlar. Dur bizi o doktora götürelim diye öyle geldiklerinde Evet. fark ediyorlar. Onlar esasında onu normal sanıyorlar. Anlatabildim mi? Çok nadiren eskiden toplu sünnetler çok yapılır diye orada kazalar sık olurdu. Glansın yani penisin kafasının kesilmesi yanlışlıkla oldu. Türkiye'de birkaç kez hatırlarsınız haberleri falan da çıktı. Onun onarımı tamiri çok zor olur. Tutmayabilir. Ardı sıra birkaç ameliyat gerektirebilir. Çok can sıkıcı bir şeydir. Onun için yani başına gelen için de, yapan için de, anne baba için de öyle. Onun için tabii her şey maddi durumla ilgilidir ama şimdi yoktur, sonra olur. Bence toplu sünnetler artık pek de yapılmıyor. Evet. Doğrusu da o zaten. Ne kadar profesyonel şey olursa o kalabalık içerisinde hata payı giderek artıyor bu sefer. Yani izleyenlerimiz çocuklarında eğer sünnet yaptırmak istiyorlarsa mutlaka emin elleri. Evet. İşinin ehli olan siz değerli hocalarımız da gelsinler, bir ön görüşme yapsınlar. Bence de daha doğru olur. Hem onların içi doyar. Hani bu adam nasıl biridir, ne yapacak, nasıl sünnet olacak falan. Ya çağ değişti. Yani her Evet, şeyi teknoloji öğrenmeye çalışıyor. ilerledi. Teknoloji ilerledi. Biz de vakit ayırırız. Bakılır, hazırlanır. Herkesin içine sinerek bir iş olur. Şimdi bu Covid'li dönemlerde sadece böyle hani bu sünnet tamamen bir niyetle yapılan bir şey. Yani sakin saatlere, daha çok böyle hastaların yoğun olmadığı zamanlara planlanmasını öneririm. Ki hani hem virüs kapma gibi bir Evet. şey korku olmasın içlerinde. Ona dikkat etmek lazım özellikle. Ama Avrasya Hastanesi'nde de her türlü önlem alınıyor Tabii tabii hocam. tabii. Biz önce kendimiz için, Evet. hastalarımız için her türlü tedbiri alıyoruz. Evet, hijyen kurallarına Tabii. uyuluyor. Hastalar Maskeleriniz içeriye takılır gelirken sürekli. de yani hasta olsun ya da olmasın, yakında olsa giriş çıkışlarda ateşler ölçülüyor. Aynen. Yani uygulamalar çok güzel. Sürekli her yer temizlenir, Evet, dezenfektanlar dezenfekte var. ile. Evet.
Çünkü böyle olması lazım. Yani rahatlıkla gelebilirler, Tabii rahatlıkla tabii rahatlıkla gelirler. gelsinler. Ve evet, şu anda eğitime de ara verilen bu süreçte sünnet yaptırtmak isteyen aileler çocuklarını gelsinler, sizlerle konuşsunlar, fikir jimnastiği Planlayalım. yapsınlar.